Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Kıbrıs'taki tören Lefkoşa'da düzenlendi. Adı ne olursa olsun, Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerini yönetme hakkının bir ifadesi olan devlet örgütlenmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 35 yıldır halkımıza hizmet vermeye çalışıyor. Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Adada halen çözüme ulaşılmamış olmasının nedeni maalesef çözümsüzlüğü şiar edinen Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmasız tutumudur. Kıbrıs'ın kurulmasını ve bugünlere ulaşmasını canları pahasına sağlayan şehitleri anan Oktay, birlik mesajı verdi. Her zaman olduğu gibi tüm bu zorluklardan yine birlikte, yine çok daha güçlenerek birlikte çıkacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehteran Birliği'nin de konser verdiği törende Lefke ve Erenköy'den gelen bayraklar Cumhurbaşkanı Akıncı'ya takdim edildi. Tören, halk dansları gösterisi ve resmi geçidin ardından solo Türk uçuşuyla sona erdi. Kıbrıs'ın kuruluşu vesilesiyle Türkiye'den mesajlar da vardı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs Türklerinin yarınlara güven içinde bakmaları için etkin garantörlük hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz dedi. Twitter üzerinden paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından da fotoğraflı kutlama mesajı yayımlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 35 yaşında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul, İzmir ve Mersin'de törenler vardı.